değerli basın emekçileri, size ve bütün ülkeye, tüm halklarımıza iyi bir hafta dileyerek başlamak istiyorum. İyi bir hafta dileyerek başlamak istiyorum dedim ama gelin görün ki bu ülkenin ve bu ülkeyi oluşturan insanların komşularıyla birlikte tarihinden nasiplenmemiş olanlar maalesef ülkenin geleceğini de doğru bir kurgu üzerinden hazırlamıyorlar. Bir defa bir ülkenin gelecek tahayyüllerinin doğru kurgulanabilmesi onun tarihinden doğru dersler çıkarmayla alakalıdır. Bu ülkenin genelde Suriye, özellikle de Rojava'daki Kürt halkıyla olan tarihsel bağlarından nasibini almamış olanlar maalesef ülkeyi çalmış oldukları savaş tamtamlarını vardığı nokta itibariyle 2 gün önce bir savaşın içerisine sürüklediler. Öncelikle şunu ifade edelim ki biz Suriye Savaşı'nın bir ay sonra, Suriye'deki iç savaşın bir ay sonra 7. yılını geride bırakmış olacağız. 7. yılın sonunda Suriye halkları açısından oldukça sıkıntılı bir sürecin yaşandığını hep birlikte yaşayarak tecrübe ettik. Ancak bütün yüz binlerce ölüme, milyonlarca yerinden edilmeye rağmen geldiğimiz nokta itibariyle ilk kez 2017'nin ikinci yarısından itibaren kısmi bir barış hali hakim olmaya, kısmi bir gelecek vizyonu ve istikrar hakim olmaya başlamıştı ki Suriye'nin içini maalesef bu ülkeyi barış temelinde, demokrasi temelinde, özgürlük temelinde yönetmek üzere görevlendirmiş olan siyasi iktidar aklı tarafından hem kendi ülkemizi hem de Suriye'deki halkların kanı ve canı üzerinden bir savaşın içerisine yeniden istikrarsızlığa, yeniden kaosa sürüklediler. Değerli basın emekçileri, Afrin bundan 5 yıl önceye kadar bugünkü nüfusunun sadece 1/4'ünü, 1/5'ünü kendi kentinde barındıran bir yerleşim birimiydi. Ancak Suriye Savaşı patlak verdiğinden itibaren çatışmaların en az olduğu, istikrarın en fazla sağlandığı, yaşayan halkların iç barışını en iyi tesis ettiği ve bu istikrar görüntüsü sebebiyle Suriye'nin çok farklı yerlerinden ciddi göç alarak nüfusunu 5 yılda 4'e katlamış bir kentti. Bugün Afrin'de yaşayanların büyük bir çoğunluğu sadece Kürtler değildir. Bayır bucaktan gelen Türkmenler vardır. İdlib'den, Halep'ten gelen Araplar vardır. Sünniler vardır, Şiiler vardır. Hristiyanlar vardır, Müslümanlar vardır. Afrin'in bu barış ve istikrar ortamını kendileri açısından önemli bir gelecek vizyonu olarak gördükleri için gelip buraya yerleştiler. Bütün yalanlara, bütün desiselere rağmen Afrin'den ve Rojava'dan Türkiye'ye atılmış, bırakın bir bombayı, bir kurşunu, bir çakıl taşı yokken siyasi iktidar az sonra açıklayacağım sebeplerle kendi iktidarını sürdürebilmek için ülkeyi bir ateşin içine atma oyununun, kumarının içine girmiştir. Sadece kendisi girse biz çok umursamayacağız. Ama bu ülkenin yoksul halklarının canı ve kanı üzerinden böyle bir maceranın içine girmiştir. Yarın bir gün eğer yine gece kondularda, barakalarda Türk bayrağının asıldığı cenaze törenleri düzenlenirse bunun müsebbibi siyasi iktidar ve onun genel başkanı olacaktır. Bir de onun kuyruğuna takılmış olan, ona sterne olan muhalefet görünümlü iktidar yedekleri olacaktır. Şimdi düşünün, havuz medyasında ısrarla dile getirilen neymiş? Vatan savunmasıymış. Bu ülkenin 7 yıllık Suriye'nin iç savaşında ne zaman Suriye Kürtlerinden bir saldırı oldu da siz oradaki Kürt yapısına saldırarak, Kürtlerin kendi yönetim süreçlerine saldırarak vatanı savunuyorsunuz. Ortada vatan falan savunması yoktur. Bu tümüyle bir safsatadır.
Son iki haftadır yeniden efendim Reyhanlı'ya kilise düşen bombalardan, roketlerden söz ediliyor. Bizim hala hafızalardadır. Dışişleri Bakanlığı'nda MİT Müsteşarı'nın da katıldığı bir toplantının tapeleri sizler aracılığıyla, basın aracılığıyla bu halkın dikkatine sunulduğu zaman MİT Müsteşarı ne demişti? Birkaç roket oradan göndeririz, birkaç havan topu atarız, oraya girmenin gerekçesi yaparız. Bugün oradan roketin atıldığı safsataları ve senaryoları o günkü sözlerin bir devamı veya bir parçası niteliğindedir. Ortada ülkenin ne savunması vardır ne de devletin beka sorunu vardır. Bir şey vardır. İktidarın kendi koltuğunu ve iktidarını kaybetme korkusu vardır. Bütün bu ülkeye ödetilmeye çalışılan faturaların temel sebebi de budur. Yoksa bu savaşa neden ihtiyaç duyuldu? Neden çıkarıldı bu savaş? Şimdiye kadar Türkiye'yi rahatsız eden, Türkiye halklarının vicdanına mahkum olmuş olan onca olay olduğunda akla oraya girmeyi getirmeyenler ne oldu da iktidarlarının zora girdiği, kendilerinin iç siyasette sıkıştığı bir dönemde böyle bir yola başvurma ihtiyacı duydular? Bayır Bucak Türkmenleri bugünkü iktidarın müttefiki olan Rusya tarafından havadan katledilirken neden böyle bir şey akla gelmedi? Veya IŞİD saldırılarının Suruç'ta, Antep'te, Ankara'da bombaları Sultanahmet'te, Atatürk Havalimanı'nda patlarken neden böyle bir şey aklınıza gelmedi? IŞİD'in güç devrilmesi yaşadığı ve Suriye'yi Orta Doğu kan gölüne çevirdiği dönemde böyle bir şey aklınıza gelmedi de IŞİD'in askeri gücünün oradaki öz savunma birlikleri tarafından kırıldıktan sonra mı veya koalisyon güçleriyle birlikte orada IŞİD'in gücü kırıldıktan sonra mı böyle bir şey aklınıza geldi size? O zaman iyi kötü iktidarımızın biraz meşruiyeti vardı. İyi kötü iktidarımıza Türkiye'de biraz karşılık vardı. İyi kötü iç siyasette biraz rahatlığınız vardı. Ama meşruiyetiniz giderek azalıyor, halk desteğinizi kaybediyor, iç siyasette sıkışmışlığı yaşamaya çalıştığınız bir dönemde akla zarar bir şekilde küçük muhalefeti, ana muhalefeti beraber yedeklemiştiniz kendinize, savaş tamtamları çalarak amacının ne olduğu belli olmayan bir yere bu ülkenin çoluk çocuğunu, yoksul evlatlarını sürüyorsunuz. Ama burada dert başka tabii. Bakın, değerli basın emekçileri, bu ülkede evet bir tehdit ve saldırı vardır. Neye tehdit ve saldırı vardır? Barışa ve barışseverlere tehdit ve saldırı vardır. Düşünce ve ifade özgürlüğüne özgürlük yok, saldırı vardır. Yazı yazma, yayıncılık yapma özgürlüğü yoktur, saldırı altındadır. Siyaset yapma özgürlüğü yoktur, siyaset kurumu saldırı altındadır. Hukukun üstünlüğü, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı yoktur, saldırı altındadır. Barış talep etme özgürlüğü yoktur bu ülkede. Neymiş? Efendim, bu ülkede barışseverlerin çabaları terörizmle eşdeğer görülüyor. Allah aşkına, sosyal medya kullanımı ne zamandan beri teröre destektir? Barış talep etmek ne zamandan beri teröre destektir? Düşünsenize, dün başbakan 15 maddelik bir briefingiyle basın kuruluşlarına neler söyledi? Özgürce yazmayın. İktidarı rahatsız edecek, iktidarı sıkıntıya sokacak haberler yapmayın. Düşünceler üretmeyin, toplumu doğru bilgilendirmeyin diye dün andıçlamıştır basını. Basın tehdit altındadır, özgürlüğü yoktur. Aynen Anayasa Mahkemesi'nin özgürlüğünün ve hukukun üstünlüğünün bu ülkede tehdit altına alındığı gibi. Bugün sadece Diyarbakır'da onlarca ev basılarak sosyal medyada barış içeren ve savaşa karşı duran tweetler paylaşıldığı için kapılar çalınmadan filtrelerle patlatılarak balyozlarla, örneğin T24 ve Ahval yazarı Sayın Nurcan Baysal'ın evi kapısı çalınmadan, zile basılmadan patlatılarak gözaltına alınmıştır.
ne demiştir? Savaşa karşı çıkmıştır. Avukat Sıtkı Zilan'ın kendisi evde yoktu ama kapısı patlatılmıştır Diyarbakır'da. Bir insan hakları aktivistidir. Bölgede etkinlik gösteren Azadi Hareketi'nin temsilcilerinden biridir. Peki barışseverlerin savaş olgusuna yaklaşımı iktidarla örtüşmek, onun hoşuna gitmek zorunda mıdır? Ve bütün bu kadar özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, savaşın bütün toplumu zehirlemek üzere salgılandığı ve yasakların kol gezdiği, baskı cenderesinin bütün ülkeye hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönemde AKP Genel Başkanı dün bu saatte bütün toplumun gözünün içine baka baka manipülasyon ve dezenformasyon yapmıştır. Neymiş? HDP Diyarbakır'daki kongresinde taraftar bulamamış. Az biraz dün medyada açığa çıkan fotoğraflara bakan biraz utanır, ona göre konuşur. Dün Bağlar İlçe Kongremizin delegeleri, hatta yönetime aday olan arkadaşlarımız bile salona alınmamıştır. Onlarca tomalar, zırhlı araçlar, yüzlerce güvenlik gücüyle bir siyasi partinin, barış isteyen bir partinin, savaşa karşı duran bir partinin etrafını ne diye çevirirsiniz siz? Tabii savaşın açığa çıkardığı kirlilikleri ifşa etmeye çalışan tek ülkenin, tek barış partisinin aktivitelerini engellemek için yapıyorsunuz bunu. Ve bölgenin en yüksek oy oranına sahip olan ve bütün yerel yönetimlerini kazanmış olan DBP'nin, Demokrasi ve Barış Partisi'nin eş başkanı darp edilmiştir. Konuşma özgürlüğü bir siyasi partinin eş genel başkanının konuşma özgürlüğü elinden alınmıştır. Barış sözcüğünün çıktığı ağzı kapatmaya çalışmışlardır. Ve onun üzerinden neymiş? HDP'yi takip ediyormuş. HDP'yi boynundan tutacakmış, enseleyecekmiş. Bu siyasetin dili midir? Bu şiddetin, anayasaya aykırılığın, hukuk düzleminin dışına çıkmanın dilidir. Başta AKP Genel Başkanı olmak üzere bütün hükümet yetkilileri HDP'ye karşı anayasanın 68. maddesini çiğneyerek anayasal suç işlemektedirler. Anayasa 68, bütün siyasi partilerin kuruluşunu ve özgürce siyaset yapma hakkını tanımaktadır. Bizi takip edememişler. Sadece kendilerine göre suç üretebilmek için zorlama, delil toplama işi yapıyorlar. Eğer HDP'yi özlü takip edebilmiş olsalardı, HDP'nin siyasetinden biraz ahlak öğrenirlerdi, vicdan öğrenirlerdi, barış öğrenirlerdi, insanlık öğrenirlerdi. Bunu öğrenememişlerin HDP'yi doğru takip ettiği falan söylenemez. Evet, bizi kendileri biraz daha doğru takip etsinler ve bizim evrensel değer yargılarının esas aldığımız siyasetimizden nasiplensinler. Ama unutmasınlar ki bütün Türkiye ve dünyada ibretle onların kan ve can üzerine kurulu savaş politikalarını, işgal politikalarını izliyor. Bizi izlemenin bir zararı yok. Biz bu ülkede kalıcı ve onurlu bir barışın hakim olabilmesi için gerekli olan bütün bedelleri ödemeye hazırız. Bizim despotizmden, bizim tek adam rejiminden, bizim totalitarizmden çekindiğimiz ve bunun uğruna barışı feda etme halimizi kimse bizden beklemesin. Ne bedeli varsa ödeyeceğiz, bu halka yine kalıcı ve onurlu barışı hediye edeceğiz. Yalnız başımıza kalsak da yapacağız, bugün olduğu üzere. Ve hepinizin izlediği üzere değerli basın mensupları, bugün artık Türkiye'nin tek barış isteyen partisi HDP'dir. Hem şu parlamentoda hem de Türkiye'de siyaset yapan partiler içerisinde. Şüphesiz diğer partiler içerisinde bireysel olarak barış isteyen, savaş karşıtı duruş sergileyen değerli siyasetçiler vardır. Ama bireydirler. Veya farklı insan hakları kurumları, barış platformları değerli çalışmalar ve mücadeleler yürütmektedirler. Ama parti olarak HDP dışında barış isteyen, bu ülkenin
demokrasisini kurulacak olan demokrasisini barışırıp korumakla mükellef olan askerinin, polisinin ölmeden mesleğini icra edebilmesini isteyen tek partidir. Onun dışındaki bütün ana muhalefet, yavru muhalefet hepsi dahil bütün partiler iktidarın savaş politikalarının kuyrukçusu olmuşlardır. Ne yüdüğü belirsiz ve iktidarın kendi parti gündemini belirleyen bir ana muhalefetten artık bu ülkeye bu akıl, bu mantıkla hayır gelmez. Bu anlamda CHP ve AKP içerisindeki barışseverlere ve demokratlara sesleniyoruz. Alevilere sesleniyoruz. Emekçilere sesleniyoruz. Kadınlara, gençlere, çocuklara sesleniyoruz. Kendi geleceğini bu savaşta görmeyen bütün el cümle bu ülkenin değerli yurttaşlarına sesleniyoruz. Bu işgale ve bu savaşa hayır deyin. Burada gelecek vardır. Burada ekmek vardır. Burada iş vardır. Burada aş vardır. Burada onur ve barış vardır. Onun için bu savaşa karşı durmamız gerekiyor. Desteklememiz daha fazla enflasyon, daha fazla işsizlik, daha fazla yoksulluk, daha fazla kaos, daha fazla istikrarsızlık, daha fazla dışa bağımlılık anlamına gelmektedir. Bunları yapabilmeniz için bizim hiç kimseye HDP'ye destek olun çağrımız yoktur. HDP'nin barış politikalarına destek olun çağrımız vardır. Kimseye gelin HDP'li olun falan demiyoruz. Bu ülkeyi seven herkese ülkenin barış isteyen tek parti olan HDP'nin barış politikalarına destek olma çağrısı yapıyoruz. Eğer AKP içerisindeki Kürtler biraz Kürtlerin Allah'ın onlara vermiş olduğu kimlikten ve yaratılıştan gelen haklarını elde etmelerini düşünüyorlarsa çıksınlar, rahatsızlıklarını bugün ifade etsinler. Yoksa öbür türlü muhalif görüntülü iktidar yedeği partileri artık bu ülke insanlarının karnı toktur. Muhalif görünümlü iktidar yedeği olan partiler ve savaş çığırtkanlığı yapan iktidarın yedeklenmiş partilerinin bu ülkenin geleceğine dair sunabileceği bir katkı yoktur. Onlar işte bugün şu saatlerde neymiş? Ana muhalefetin genel başkanı iktidarın genel başkanıyla değil, genel başkan yardımcısıyla görüşüyor. Biliyorsunuz Binali Yıldırım genel başkan değil, bu işte bir mukabiliyet olmalı. İkinci yeni kapı hayal kırıklığı yaşayacaksın ey Kılıçdaroğlu. İkinci saraya çıkış hayal kırıklığı yaşayacaksın. Bugünkü ziyaretin sana yol, su, elektrik olarak geri dönecektir. Çünkü sen barış için orada değilsin. İnsanların geleceği için orada değilsin. İnsanların aşı, işi, ekmeği için orada değilsin. Savaş için, kan için, can politikaları için oradasın. Göreceğiz, en kısa sürede ikinci yeni kapı hayal kırıklığı yaşayacaksın. Ama iş işten geçmiş olacak. Ve söyleyelim, biz kendi öz gücüne ve Suriye'de yaşayan bütün halkların kent gerçekliğine sahip olan Afrin'in dışarıdan bu saldırılarla düşürüleceğine inanmıyoruz. Zaten iç siyaseti rahatlatmak üzere yürütülen bir saldırı vardır burada. Ama CHP düşmüştür. Afrin'den önce CHP düşmüştür. Savaş politikasına düşmüştür. Gitsin kendi içindeki Alevilere anlatsın bakayım. Gitsin kendisine oy veren Kürtlere anlatsın bakayım. Gitsin kendisine oy veren emekçilere anlatsın bakayım. İzah edebilecek mi bu politikalarını? Ve değerli basın emekçileri, burada ifade etmem gereken bir husus, ülkemizde devlet yapısında, bürokraside, siyaset kurumda hiçbir görevi olmayan ama bu ülkeyi yönetmek üzere görevlendirilmiş olanların çocuklarının bu devletin kozmik yerlerindeki görüntülerini hayretle, şaşkınlıkla izliyoruz. AKP Genel Başkanı'nın oğlunun İHA ve SİHA komuta merkezine ne işi vardır? Hangi yetkiyle orada bulunmaktadır? Veya genel başkanın bir diğer damadı tarafından da bu görüntülerin servis ediliyor olması devlet ciddiyetiyle bağdaşır mı?
Neymiş? Şehitlik mertebesi çok kutsi bir işmiş. Biz bu ülkede, bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın çocuklarını ya çürük raporu almış, ya bedelli askerlik yapmış, ya da uzak doğudaki kumarhanelerdeki görüntüleriyle biliyoruz. Bu mudur kutsadığınız şehitlik? Bugün bu savaş politikaları için sıraya girmiş olanların hangi birinin çocuğu vardır? Göreceğiz. İnşallah hiçbir kimsenin burnu kanamadan tezelden bu saldırı, bu savaş sona erer. Ama göreceğiz, gelecek askerlerin, polislerin cenazeleri nerelere gidecek? Boğaz'da yalılara bayrak asılacak mı sizce? Sırça köşklerde taziyeler tutulacak mı sizce? Devletin lojmanlarında, subay lojmanlarında bayrak asılacak mı sizce? Yok, onların çocukları yok bu işin içinde. Bu bile nasıl haksız bir iktidarın sürdürülmesi için bu işin yürütüldüğü açısından önemli bir göstergedir. Bir de değerli basın emekçileri, bakın Türkiye'de bu savaşa ihtiyaç duyulmasının temel sebebi 80 milyon insanın açlığı, yoksulluğu, sorunları, intihar etme hali, kendilerini yakacak, şu meclisin kapısına gelip kendilerini yakma halleri alabildiğine yakıcı bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bunları çözebilme yeteneğini yitirmiş, ülkenin toplumsal sorunlarını çözebilme yeteneğini yitirmiş olan bu iktidarın iç siyasetteki sıkışmışlığını aşma kapısıdır Afrin saldırısı. Yoksa bu işgal Türkiye'de neyi saklıyor biliyor musunuz? Cinsel istismarı saklıyor. O Suriye'den gelen ve 115 çocuğun hamile kalma olayının utancını gizleme çabasıdır bu saldırı. Ekonomik krizi gizleme çabasıdır bu saldırı. Anayasa Mahkemesi üzerindeki siyasi baskının ayyuka çıkmış halini gizleme baskısıdır. Yine AKP içerisindeki birbirine düşmüş yol arkadaşlığı duygusunu yitirmiş olanların iç kavgalarını gizleme baskısıdır bu saldırı. O halin uzatılmasını gizleme. Yine belirtmek isteriz ki bir bütün olarak bu ülkedeki toplumsal meseleleri ve milyonlarca insanın canının yanının canını yakan sorunları gizleme çabasıdır. Bir şey daha ifade edelim. Hani ben din alimi insanı değilim ama inançlı biri olarak söyleyeyim. Bu kutsal dinimizin kelime anlamını dinle bağını kurduğum ilk günden itibaren, çocukluk yaşlarından itibaren bilirim. İslam kelimesinin anlamı barıştır. İslam'ın anlamı barıştır. Bu din barış dinidir. Bu orta yerde duruyorken, Cumhuriyet tarihi boyunca bu kutsal dinimizi kendi siyasetine ve iktidarına bu kadar alet etmiş, bu iktidarın peşine takılanlara sesleniyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı bir barış süresi olan Fetih Süresini 91 camide okutarak haksız bir saldırıya gerekçe yapma, anlamsız bir savaşa gerekçe yaparak beni temsil etme, benim gibi düşünen milyonlarca insanı temsil etme yetisinde uzaklaşmıştır. Diyanet İşleri Başkanı dinimizin kodlarıyla oynamaktadır. Dinimizin adının içindeki anlamla oynamaktadır. Barış dinini savaşa alet etmeye çalışan Diyanet İşleri Başkanı, on milyonlarca insanın temsilcisi olan bir Diyanet İşleri Başkanlığı olamaz. Allah'ın kelamı olan Fetih Suresini çarpıtan, barış süresini savaş için kullanan Diyanet İşleri Başkanı artık bir düşkündür. Bir savaş düşkünüdür. Çıksın Diyanet İşleri Başkanı bu savaşın, bu saldırının ülkemiz açısından faydası olan üç cümle etsin bakayım. Edemez. Aynen AYM'nin siyasi baskı altına alınması gibi Diyanet İşleri de baskı altındadır. Bilim çevreleri baskı altındadır. Üniversiteler baskı altındadır. Şu parlamento baskı altındadır.
Basın yayın kurumları baskı altındadır. Emekçiler baskı altındadır. Ekonomi kurumları baskı altındadır. İş çevreleri baskı altındadır. Yazarlar, çizerler, akademisyenler baskı altındadır. Bütün bu baskıları gizleyebilmenin ve bütün ülkedeki siyasi yapıları yedekleyebilmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Son olarak muhalefet partisi içerisindeki, iktidar partisi içerisindeki bütün vicdanlı dindarlara, sosyal demokratlara, liberallere, kendine barış severim diyen ben bu ülkede bütün sorunların diyalogla, müzakereyle, barışla çözülmesini istiyorum diyenlere. Gün bugündür. Bugün sadece HDP barış partisi olarak kalmışsa biz gelin HDP'li olun demiyoruz. HDP'nin barış politikalarının yanında durmanın bu ülkenin geleceğine sunulacak bir katkı olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Göreceğiz, hep birlikte yaşayacağız. Bugün yürütülen bu savaş, az önce saydığım cinsel istismarın, ekonomik krizin, IMF üzerindeki baskının, yargının tarafsızlık ve bağımsızlığının ortadan kaldırılmasının, batan bankaların, AKP içindeki kavgaların o hali uzatılmanın maskesi yapılıyor. Yani bir savaş ile bin ayıp örtülüyor. Bir savaş ile bu ülkede iktidarın bin ayıbı örtülmeye çalışılıyor. Bütün halklarımızla birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Bugünün müsebbipleri, bu savaş politikasının müsebbipleri ve bu ülkenin çocukları üzerinden iktidar sürdürmeye çalışanlar er geç yaratılacak olan tarafsız ve bağımsız yargı üzerinde nezdinde hesap vereceklerdir. Hiçbir zaman bu ülkenin geleceğine ve ortak kaderine, birlikte yaşam kültürüne olan inancımızı yitirmedik. Yitirmeyeceğiz. Bu ülkeye, bu topraklara eşit temelde bütün çoğulculuğun eşit yaşadığı bir barışı armağan edeceğiz. Bu ülkenin tarihsel müktesebatının da güncel ferasetinin de buna yeter olduğunu düşünüyorum. Hepinizi dinlediğiniz ve sabır gösterdiğiniz için tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.